Kisser'ın doğru, tarafsız, tek haber portalı. metronomhaber.com. Zayıf yönlerini tespit edip bizim güçlü yönlerimizin olabileceği taktik anlayışımızı ona göre şekillendireceğimiz bir hafta çalışacağız. Taktik anlayışını kupadaki uyguladığınız taktik anlayışını sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Yani ben oyuncuların taktik anlayışında esnek davranabilmelerinden yanayım. Yani aslında her maç aynı sistem değil de maçına göre farklı taktik anlayışlarıyla çıkmak isteyen bir teknik adamım. Bu maalesef bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Hani bu çok kolay olmuyor. Oyuncuların ve kendinin de dahil geçmişten gelen çok büyük altyapı sıkıntısı olduğu için bu esnekliğe çok çabuk adapte olamıyorlar. Onun için kupada bir 3-5-2 oynadık. Zaman zaman oynayabiliriz duruma göre. Zaman zaman başka formatlarla da deneyebiliriz. Alışkın olduğumuz sistem var. En azından yapabildiğimiz veya becerebilmeye çalıştığımız bir sistem var. Yani cebimizde olan bir şey var. İfade ettiğim gibi maç günü İlk defa çift forvet oynadık. Bu nasıl buldunuz? İleri uçta çift forvet. Yani çünkü Aksar da ilk kez bu şekilde bir sistemle girdi. Çok savruk ve dağınık buldum işin açıkçası. İki santraforun şeylerini, beklentilerimizden uzak olduğunu gördüm. Yani bu tip oyunlarda özellikle hem savunma geçişleri ve hücum geçişlerinin çok iyi yapılması lazım. Nerede baskı yapacağınızın yaptığınız baskın ziyadesinde arkadaki oyuncuların dağılımı, onların alacağı pozisyonlar çok önemli. Maalesef oyuncuların çok fazla pozisyon bilgisi yok. Sıkıntılarımızdan bir tanesi de o. Onun için de bazı şeylerde zorlanıyoruz. Tabii buna çalışmak gerekiyor. İşte sezon başı bir takım oyuncuları ona göre transfer etmek lazım. Vesaire vesaire. Ama bunları zaman içerisinde deneyeceğiz, yani yapacağız. Transfer dediniz. Transfer sezonu artık bitti. Şimdi son yapılan transferleri değerlendirirseniz şu anda takımda yani şu da olsaydı dediğiniz bir durum var mı? Ya biz elimizdeki imkanlar dahilinde, siz de biliyorsunuz bu işin hani kulübün yapısını biliyorsunuz. Elimizdeki imkanlar dahilinde oyuncular transfer ettik. Yani bizim işte bu oyuncular zaten Olcan çok uzun bir süre ara vermişti. İşte onu hazırlamaya çalışıyoruz. O kolay değil. Bir an önce aramıza girip iş çıkarması, yapması. Ya burada en büyük talihsizliği Larsson'dan yaşıyoruz. Yani Larsson'un işte apandisiti vesaire vesaire. Hani bir durum belirtmek için anlatıyorum. Larsson bizim için kilit oyuncuydu. İşte Adu yavaş yavaş takıma girmeye başladı. Onu kazanmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Hasan Ali bizim genç yıldızımız. Onu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mustafa zaten bildiğimiz oyuncu, başlayacak yani, direkt katkı sağlayacak. Hani yapabileceğimiz ölçeklerde bu transferleri yaptık. Tabii yani biz bonservis verip oyuncu alacak durumda bir kulüp değiliz. Bunun yanında tabii beklemediğimiz bir olay oldu işin açıkçası. Rodelega'nın kaybı bize biraz sarstı. Onu toparlamaya çalışıyoruz ama futbol kulüplerinin içinde bunlar var. Hani gitmesi gerekiyordu. Çünkü kulübün maddi açıdan para ihtiyacı vardı. Onun için onu gönderdik. Şimdi gelen oyuncularla devam edeceğiz. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ ol hocam. Teşekkür ederiz. Thank you.
Akisar'ın doğru, tarafsız, tek haber portalı. metronomhaber.com